Merhaba çocuklar, hoş geldiniz ekran başına. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok heyecanlı olduğunuzu duydum. Ben de çok heyecanlıyım hikaye anlatmak için. Hazırsanız hikaye diyarına gidelim. Hadi Ahmet, Orhan, Melih, Zeynep. Hazır mısınız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hikaye diyarına gideriz biz. Az gideriz, uz gideriz. Dere, tepe, düz gideriz. Tepelerden yel gibi derelerden nasıl gidiyoruz çocuklar? Yüksek sesli olur mu? Sel gibi aktık geldik hikaye diyarının kapısının önüne. Kapıyı çalalım mı? Açan yok. Biz en iyisi anahtarla açalım kapıyı. Hazır mısınız? Getirin bakalım anahtarlarınızı. Benim anahtarım burada. Kapıya takalım mı? Evet, taktık. Bugün şıngır şungur diyelim mi? Ben şıngır diyeyim, siz şungur deyin. Karıştırmayın olur mu? Şıngır. Şıngır. Şıngır, şıngır, şıngır. Şıngır. Allah Allah, kapı açılmadı çocuklar. Acaba ne oldu? Durun ben bir mani söyleyeyim. En iyisi. Belki kapı açılır. Hürmet et Ramazan'a, kavuşuruz İhsan'a. Bu ayda oruç tutmak kolaydır Müslüman'a. Evet. Hikaye diyarımızın kapısı açıldı. Bakalım bugün hangi hikayeler bekler? Bugün hikaye sandığımızda çocuklar Ramazan Bildirisi kitabımız var. Kitabımız Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yayına hazırlandı. Kitabımızın yazarı Vural Kaya. Hadi devam edelim Ramazan hikayelerine. Canparem, gözümün nuru. İnfakla tanış Ramazan'da. İnfak, malımızın bir miktarını ihtiyaç sahiplerine vermek demek. Zorda kalan insanlara destek olmak demek. Hepimiz az ya da çok infakta bulunuruz. Verdikçe, paylaştıkça mutluluk duyarız. Çocuklar, infak demek malımızın bir kısmını yolda, darda, zorda olan insanlara vermek demek. Bunun içinde sadece vermek yok. Sadaka var, zekat var. Peki zekat ve sadaka ne demek biliyor musunuz çocuklar? Zekat, bir miktar fazlaca malı olan Müslümanların başkasına malının bir miktarını vermesi demek. Sadaka ise güler yüzlü olmak, bir sıcak çorbayı komşusuna vermek, pideyi paylaşmak, yardım etmek demek. Verdikçe, paylaştıkça mutluluk duyarız. Anne ve babamıza da zekat ve sadakayı hatırlatmayı unutmayalım. Eğer tam anlamıyla zekatı ve sadakayı anlamadıysan bir güzel sözlüğe bak. Neydi? Sözcükler en iyi arkadaşımızdı ya hani. Yardımlaş. Etrafındaki herkese herkese yardım et. Yardımcı ol. Olur mu? Fakirin elinden tut. Yoksullara, öğrencilere, borçlulara destek ol. Güçsüzlere, zayıflara, evsiz barksızlara sahip çık. Hastaları ziyaret et. Yetim ve öksüzlere kol kanat ger. Kimsesizlere, engellilere yardım et. Sen nasıl yardım edersin peki engelli olanlara veya yardıma muhtaç olanlara? Mesela sokakta bir engelli görsen elinden tut ve onu karşıya geçir. Yaşlı bir amca görsen elindeki market poşetlerini al, evine kadar götür. Olur mu? Yardımlaşmış olursun böylece. Mesela çevrede gördüğün bir kedi varsa, bir kuş, bir köpek, onların kaplarına birazcık yem koy. Olur mu? Büyüklerine de yardım et ama daha çok büyüklerine yardımlaşmayı hatırlat. En büyük yardımlaşma elçisi ol. Mahallede, evde, her yerde
yardım meleği ol. Yüreğini şefkat ve merhametle doldur. Kanadı kırılmış bir kuşa, kırılmakta olan bir fidana yardım et. Mesela ne yapabilirsin? Bahçende veya balkonunda küçücük bir saksı. Onun içine domates ekebilirsin, birazcık da yeşillik ekebilirsin. Bu yeşillikleri komşuna verebilirsin. Komşunun çocuğuyla belki salatalığını paylaşırsın. Karıncayı incitme. Kedilerin canını sakın yakma. Kedileri ve kuşları sev. Tabiatın da bir canı var. Unutma, olur mu? Onlar da evrende en kıymetli canlar. Özellikle sokak köpeklerine ve kedilerine dikkat et. Akşamları camileri izle. Aç kocaman camını. Minareler arasında ışıklı yazılar göreceksin. Hani o iki minarenin arasında yazılı olan ışıklı şeylerden bahsediyorum. Mahya bizim en güzel geleneğimizdir. Onun adına mahya diyoruz. Bu mahyadaki sözlerin bir anlamı var elbet. Ramazan'ın başında, ortasında ve sonunda birbirinden farklı cümleler söylenir. Marifet ayı denir. Hoş geldin ey şehri Ramazan denir. Elveda ya Ramazan denir mesela sonunda. Bunları defterine bir güzel not et. Çocukluk hatıralarını yaz mesela. Mahyalar mübarek Ramazan ayının gökyüzü yıldızlarıdır. Mahyalar geceyi aydınlatan kutlu sözlerdir. Sen de bir resim yap. İki minarenin tam ortasına bir güzel mahya yerleştir. Hadi o mahya senin en güzel sözün olsun. Hangi sözü yazdın? Bizimle paylaşmak ister misin o sözü? Sonra akşam olunca iftar et. Bazen iftar ezan sesiyle, bazen bir top sesiyle. Çocuklar eski geleneklerde, yani Osmanlı döneminde köylerin, şehirlerin en yüksek tepelerine bir tane top yerleştirirlermiş. Top atıldığı andan itibaren bütün oruç tutan herkes şükreder ve orucunu eda edermiş. İftar için artık başlama vaktiymiş. O sesi duyar duymaz sabır dolu bir günün sonunda bir su içmek ve yemek yemek ne güzeldir, öyle değil mi? Hurmayla, tuzla, bazen belki de bir sütle orucu açmak. Mis gibi. İftar vaktinden önce iftariye hazırla. Peki iftariye ne demek biliyor musun? Oruç tutana küçük bir hediye. Orucunu açması anında verilen minik hediyelere denir iftariye. Belki bir hurma olabilir, belki küçük bir çikolata ya da bir pide de olabilir. Akşam olup iftar topu atılınca namaz için camiye gelenlere iftariyelik dağıtmakla kendimizi görevli sayalım. Annemizin hazırladığı iftariyeliği tabağın içine yerleştirip camiye koşalım. İkramın ve iftarın mutluluğunu bugün bile sevinçle anarım. Sen de öyle güzel bir hatıra biriktir. Sen de bir iftariyelik hazırla. Ya komşuna, ya arkadaşına, ya da en yakın sevdiğine iftariyeliği hediye et. İftar olunca bol bol su iç, şerbet iç. Oruçtan sonra susuzluğu gidermek için atalarımız şerbet hazırlarmış. Ramazan şerbetlerinin tadına diyecek yok. Bal şerbeti, gül şerbeti, demir hindi şerbeti, kızılcık şerbeti, koruk şerbeti, nane limon şerbeti, reyhan şerbeti, safran şerbeti, tarçın şerbeti. En çok da şerbet çeşidi sanırım Osmanlı geleneğinde var çocuklar. Ne çok şerbetimiz var öyle. Hangisini seviyorsunuz? Ben en çok gül şerbetini seviyorum. Nasıl yapılıyor biliyor musunuz? Yazın kurumuş güllerin yaprakları toplanıyor. Ramazan geldiği zaman bir güzel sıcak suyun içine atılıyor gül yaprakları. Biraz kaynatılıp ondan sonra soğumaya bırakılıyor. İsterseniz şeker ekleyebilirsiniz ya da içine tarçın atabilirsiniz.
Sadece Ramazan'da mı içiyoruz biz şerbetleri? Hayır, başka günlerde de içebiliriz. Çünkü Ramazan şerbetleri, Ramazan diye anılsa da her vakit içilen tatlı mı tatlı şerbetler. Geleneksel şerbetimiz hem sağlıklı, hem besler, hem de bizi çok ferahlatır. Bildirimiz bugün burada bitti. Bugün size ödev çocuklar. Annenizden bir şerbet yapmasını isteyin. Ama şerbeti tek başına yapmasın. Ona yardım edin. İster gül şerbeti, ister reyhan şerbeti. İstediğiniz şerbeti seçin. Afiyet bal şeker olsun. Bugünkü Ramazan bildirimiz de bitti. Gökten 3 elma düştü. Biri siz tatlı çocuklara. Diğeri hikaye anlatıcısı Havva ablanıza. Üçüncüsü ise bugün reyhan şerbeti veya gül şerbeti hazırlayacak siz anne ve babalara. Afiyet bal şeker olsun çocuklar. Bir dahaki programa kadar kendinize iyi bakın.